konsantre olacakmış da ölsün de göreyim bakayım ha. Şuna bak. Bak 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 bak. Bir de artistlik yapıyor pislik. Isıracağım şimdi bir yerini görecek. Tövbe tövbe. Anne benim. İyi tamam tamam gir. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anneciğim sakın salona bunlarla inme. Ya bu kadar zamanda kim inanır buna? İnanmayıp da ne yapacaklar? Herhalde bu saatte bir dükkan açtırmadım değil mi? Peri olduğumuzu da bilmiyorlar. Yutacaklar. Niye bunu gurur yapıyorsun? El işlerinden anlamıyorum de olsun bitsin. Kaynana olunca sen de anlarsın. Hem var mı öyle beni sevgilimin karşısına küçük düşürmek ha? İyi bari şunu şişten çıkarma ne olur örüyormuş gibi yap. İyi tamam o kadarını hallederiz. Ha, bu adam salak yahu. İşte buyurun bitti. 1, 2, 3, 4, 5 şipşak. Aa, dünyada inanmam. Bakın kontrol edin. Olacak şey değil. Sihirle mihirle sonunda dediğini yaptı. Bak gördün mü anne meğer kayınvalidem ne hamar atmış. Ben size dememiş miydim? Ay bu da yorum yapmazsa olmaz. Geveze zampara. Bunda bir iş var ama neyse. Sen şuna işime gelmedi desene. Saygı duy bana saygı. Oldu. Sen yaşından başından utanmadan dul halinle yaşlı adamlara sırnaş. Ondan sonra iki sıra örgü ördün diye ben de sana saygı duyacağım ha. Oldu. Yaşayın Bedriye Hanım. Ağzınızdan bal damlıyor. Teessüf ederim Bedriye Hanım. Anne, yani bu sözleriniz çok ayıp. Doğru bile olsa. Kıskançlıktan kudur. Sana bakan yok, bana bakan var. Ayol benim etrafım erkek kaynıyor. Benim rahmetli kocamın hatırası bana yeter. Gözüm görmez başkasını. Kızım indir şu ayaklarını, sen de ayıp. Anne, anne yeter ama artık yapmayın. Yavrum ben görüyorsun bir şey yapıyor muyum? Ben mi yapıyorum? Biraz öyle oluyor. Kaynana kuzusu. Anne. İstersen gel çıkıp biraz hava alalım Dudu. Sinirinden kızardın gibi geldi bana. Sen hele bir onunla çık Dudu. Kapıya varmadan Umur'u parçalarım. Çıkmayalım Umur. Ben yatıp uyumak istiyorum. Yok yok burada hava gergin. Hadi Eda'yı da al. Bu gece bende kalın. Ama o köpeğini istemem. Sen bana köpek diyemezsin. Bittin sen. Kalkma. Gel buraya. Gel buraya. Sen adama. Sen hala uyumadın mı? Hayır canım, seni bekledim. Nasıl oldu Umur Bey? Daha iyi. Hastanede dikiş attılar, sonra da ben onu evine bıraktım. Ay demek ki o kadar kötü ısırmış. Sorma, yani bu ikinci kez oluyor. Taci niye bu kadar Umur Bey'e gıcık sinir oluyor anlayamıyorum. Bilmem ki. Of ne gündü ama değil mi? Daha böyle geçireceğimiz tam iki günümüz var. Evet doğru. Bak aklıma ne geldi. Pazar günü anneler günü. Senle yarın çarşıya çıkalım annelerimize birer hediye alalım. Hani belki anneler gününde araları düzelir yumuşar falan değil mi? Hiç sanmıyorum. Bu sefer de onun hediyesi benimkinden daha güzel diye problem çıkartırlar. Ya çok haklısın. Ya bu yaşlılar niye böyle tuhaf oluyorlar? Anlayamıyorum doğrusu. Sadık. Efendim hayatım. Sen anneler gününde eşinin mezarını ziyarete gideceksin değil mi? Git. Bak biliyorum bu seni çok üzüyor ama
Gitmen gerekir. Bu hem çocuklar için çok iyi, hem de eşinin seni oralarda görmeye ihtiyacı vardır belki. Betüş, işte bu yüzden hayatımın aşkısın. Her zaman, her durumda yanımda olduğun için. Ben sana sormaya çekiniyorum ama sen de gelmek ister misin? Yok, hayır, bu sefer istemem. Bu bizim evlendiğimizden beri geçireceğimiz ilk anneler günü. Onun için sen yalnız gitmelisin. Belki başka bir sefer beraber ziyaret ederiz onu. Ama anneler gününde değil. Benim zarif, düşünceli kadın. Betüş'üm. Eda kalk, uyan. Anne, ne var, rüyamda Tarkan'ı görüyorum, bırak. Başlatma şimdi Tarkan'ından. Kalk, sihir yapacağız. Ne sihri gece gece ya? Her zamanki sihrimizi. Sadık'ı Betüş'ten ayırma sihri. Ama bu sefer sihire dünürümü de katacağım. Nasıl yani? Bavuldan peri ansiklopedisini mutfağa getir. Hemen. Ay. Yavaş. Babanı uyandırma. Bilirsin, ne görürse peri ana kanmazlar. İyi, tamam, merak etme. Nerede bu sihir? Nerede bu sihir? Bulamıyorum. İşte burada. Anne, artık söyler misin lütfen? Ne sihri bu? Gelinini oğlundan ayıran kaynana sihiri. Nasıl yani? Ben bu sihiri yaptıktan sonra yarın sabah Bedriye Hanım çok Nemrut aksi kötü bir kaynana olarak uyanacak. Normalde Betüş'le birbirlerini çok seviyorlar değil mi? Ama yarın sabah Betüş'e kan kusturacak. Betüş bundan üzüntü duyacak ve kocasına şikayet edecek annesini. Sonra ne olacak? Tahmin ediyorum ki Sadık annesinin tarafını tutacak. Ve? Kavga edecekler. Ve? Ayrılacaklar. Gördün mü bak? Gerçi ayrılmıyorlar mı? Bu sihir fanilerin evliliğini bitiren en etkili sihirdir ve yıllardır da bu değişmedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok sıkı bir sihire benziyor. Yani şu senin bir taşla iki kuş hikayesine geri dönüyoruz. Aynı zamanda hem Bedriye teyzeden kurtuluyorsun hem de Sadık'tan. Aferin. Hadi bana şuradan bir tas getir. Ben de bitkilerimi hazırlayayım, tütsüyü yapalım. Hadi bakalım. Başla komutan. Gel. Alo. Hı? Alo. Hı? Seda ablayla görüşmek istiyorum ben. Ay, lütfen bağlayın, bekliyorum. Ah, Seda abla. Ay Suzan, ben Kadırga'dan hemşehrinizim. Vah 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 vah. Suzan sahiden kafayı bozdu. Ah, şimdi sabah kalkar kalkmaz arar bu Seda sayın. Ay, kocam periler görüyor Seda abla. Ay, bana bir akıl verin, ne yapayım? Boşayım mı yoksa geberteyim mi? Ay, ben bu yaşıma kadar süründüm süründüm. Tam geçen sene lotoyu tutturduk, rahat erdik dedik. Adam periler görmeye başladı. Ay, bas bayağı peri işte Seda abla. Ha, ne yapayım? Püf, uçuyorlarmış da, kaçıyorlarmış da, değnekleri varmış da. Duyuyorsun değil mi abi? Seda abla ne diyor, duyuyorsun değil mi? Anacığım, sen terk et o adamı, keyfine bak diyor. Terk et kız, bu yaşında sana koca mı yok diyor. Al parayı, bas tekmeyi diyor. Basayım mı abi? Basayım mı, basayım mı, basayım mı? Sabah telefon etmesin diye telefonu kessem iyi olacak. Yoksa sahiden bu kadın beni cümle aleme rezil edecek. Hadi sen başını döndür. Ben de tütsüyü üstünde çevireyim. Anne, sihirli sözcükler aklında değil mi? Tabii aklımda. Sonra biliyorsun başımıza olur olmaz şeyler geliyor. Allah muhafaza. Biliyorum, bak söyleyeyim sana.